Sevgili güzel Pınarlı hemşehrilerim. Ooo beyim, sen nerelindesin, bizim buralardan mısın? Yok, ben İstanbulluyum. O zaman bize niye hemşerim diyorsun? Ya sus sen, lan bilmediğin işe karışma. Hemşerim diyor. Şşt, kusura kalma beyim, biraz saftır, aklı evet. Gel gittir de. Estağfurullah canım. Evet sevgili hemşehrilerim. Gelirken nazarı dikkatimi celbetti, sizin yolunuz bozuk. Bizim yolumuz 20 yıldır bozuk. Sen yeni mi fark ediyorsun bey? Şimdi biliyorsunuz ben köyünüze ilk defa geliyorum. İlk defa geldiğin yerden niye milletvekili oluyorsun? İstanbul'da vekil olacak millet mi kalmadı? Ben kontenjandan seçilerek girdim meclise. Bize niye tabloda yemek yediriyorsunuz? Biz listeden kendimi seçsek yesek olmaz mı? Kontenjandan aday gösteriliyorsunuz, bizim haberimiz bile olmuyor. Biz kendi beğendiğimizi seçsek daha demokrasik olmaz mı? Sizlerin dertlerini çözmek için uğraşıyorum. Sen deli misin sen el alemin derdinden uğraşıyorsun? Senin kendi derdin yok mu? Ben kendimi halkıma vakfettim. Arkadaşlar yolunuzu yaptıracağım. Su meselesini halledeceğim. Sağlık ocağına doktor hemşire getireceğim. Artık siz de önümüzdeki seçimlerde... Oyumuzu sağlayacağız. Vermesek bunları yapmayacağım öyle mi? Deli deli konuşma lan deli. Biz oyumuzu vermezsek bu adam nasıl milletvekili seçilecek? Milletvekili seçilmezse istediklerimiz nasıl gerçekleştirecek? Şimdi milletvekili değil mi? Şimdi yaptın. Ve kendimi bildim bileli. Her seçimde buraya adamlar geliyor. Milletvekili oluyor. Ondan sonra televizyonda kem küm yemin ederken bir kez görüyoruz. Ondan sonra konuşsa bu. Çok haklısın ama biz farklıyız. Biz onlara benzemeyiz. Bak seçimlere kaç yıl var? Ben buradayım. Ne dedim? Biz farklıyız. Ha, sizin partiniz yolunu buldu, bizim yolumuz hala bulduk. Köprülerin altından çok sular aktı. Dünya değişti, partimiz de değişti. Vallahi bizim köy hiç değişmedi. İşte ben sizin köyünüzü değiştireceğim. Makus talihinizi yeneceğim. Çünkü ben köylüme inanıyorum. Çünkü benim köylüm milletin gerçek efendisidir. Çünkü benim köylüm çalışıyor, üretiyor. Çünkü benim köylüm halkımın karnını doyuruyor. Çünkü benim köylüm... Senin her söylediğine inanıyor, kanıyor. Ne bağırıyorsun bey, ne hesleniyorsun? Şurada topu topu 3-5 kişiyiz. Kendini ne yoruyorsun? Yavaş konuş. Hepimizin kulağı duyuyor. Lan oğlum beyin lafını niye bölüyorsun lan? Ne güzel konuşuyor lan. Ha, bundan şimdi buralarda güzel konuşuyor. Sonra Ankara'ya gidince Türkçeyi unutuyorlar. Acayip acayip laflar ediyorlar. Yok konjonktür, yok enflasyon, yok transform bir şeyler oluyor. Develer losyon oluyor. Bunları biliyor musun? Peki sen hiç tütün yetiştirdin mi bey? Hiç pamuk suladın mı? Ha? Bostan nasıl yetişir bilin mi? Cık mı? Çok ya. Sen bizim dertlerimizi bilmezsin bey. Sen hiç 2 günlük yeme hasta yetiştirdin mi? Ha? Bizim koyumuzda çok kanallı televizyon var, gazeteler var, disikçalar var. Ulan okul yok. Söz veriyorum, köyünüzde okul da olacak, hoca da. Bizim elimizde tutulmamız söz çok bey. Sen onun için söz verme de senet ver, senet. Bizim elimizde belge olsun, belge. Olur mu öyle şey canım? Ya, siz gerçekten iyi değilsiniz galiba. Yok arkadaşlar, ben de bu bey kadar söz veririm. Bende de söz çok. Siz benim milletvekili yapın. Ben sizin yolunuzu otoyol, efendim sağlık ocağınızı otel kimin hastane, suyumuzu içme suyu, okulunuzu üniversite yaparım be. Lan oğlum sen yarım akıllı cahilin tekisin, ne anlarsın devlet işinden? Ankara'ya gitsen meclisin yolunu bulamazsın. Bırak da beyefendi konuşsun ha. Konuş beyim konuş. Nasıl olsa biz konuşunca deli oluyoruz, siz konuşunca politikacı.